Arkadaşlar merhaba. Bugün Home Assistant'ımızda dashboard düzenlemesi yapacağız. Bunun için evimizin iki boyutlu bir kat planını çizerek Home Assistant'ında daha önce eklediğimiz tüm bu varlıkların tek bir kart üzerinde birleştirip daha düzenli ve daha kullanışlı bir dashboard kullanımı kazandıracağız. Ayrıca bir de bu kat planını tablet versiyonunu yaparak tablet kullanımını da daha basit hale getireceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan nasıl yapacağız buna geçelim. Öncelikle kat planını çizmek için bir aracı ihtiyacımız var. Siz farklı programlarda kullanabilirsiniz. Ben basit bir site göstereceğim. Bunun için aşağıda bıraktığım linke tıklayarak siz de bu siteye gidebilirsiniz. Evet, siteye girdiğimizde bizi böyle bir boş ekran karşılıyor. Öncelikle bir iki ayar yapmamız gerekiyor. Bunun için sol tarafta bulunan proje kısmından duvar kalınlıklarını ben 20 santim olarak belirliyorum. İsterseniz siz 10-15 santim olarak da belirleyebilirsiniz. Bunu okey deyip çıkıyorum. Daha sonrasında settings kısmından burada units bölümünü kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Burası santimetre olması gerekiyor. Daha sonra okey deyip çıkıyorum. Öncesinde odalarınızın ölçüsünü alıp bir kağıda not etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Örneğin bir oda belirleyelim. Burada odalar kare, L, U ve T şeklinde direkt seçebiliyoruz. Genelde odalar kare olduğu için ben kareyi seçiyorum. İsterseniz daha sonradan bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin bu şekilde bir oda da yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde istemiyorum. Bunu delete deyip silebilirsiniz. Direkt seçiyorum. Benim odamın örneğin 300. Enter deyip tekrar burayı da 300 yapıyorum. 3 metre, 3 metre, 9 metrekare bir daha sonrasında sırayla bu odaları eklemeye başlıyoruz. Örneğin bir oda daha ekleyelim üst kısmına. Burada direkt 20 santimde yapışacaktır. Bunu da 4 metreye 3 metre olarak yapacağım ben. Direkt buradan da yapabiliriz. Bu şekilde iki odamı yaptım. Bir L oda da oluşturalım örneğin. Buradan odayı bu şekilde çevirebilirsiniz. Evet, ben böyle bir ev tasarımı yaptım. Bunun yanına ben bir de garaj yapmak istiyorum. Evet, bu şekilde bir ev tasarımı düşündüm ben. Şurayı yatak odası olarak düşünüyorum. Burayı mutfak, burayı salon, burayı da banyo olarak düşünüyorum. Burası da garaj olacak. Ama yatak odası biraz küçük gözüktü gözüme. Bunu biraz büyütelim. Salon, mutfak, yatak odası ve banyo, ayrıca garaj olarak ben belirledim. Eğer eviniz 2 katlı veya 3 katlıysa buradan merdiven seçip de merdiven kısmında belirleyebilirsiniz. Buradan şu şekilde merdiven bölümünü örneğin şuraya belirledik. Bunun nasıl gözüktüğünü görmek için de buradan 3 boyuta basıp buradan direkt görebilirsiniz. Daha sonrasında 3 boyutlu bir dashboard da yapacağız. Ancak bugün 2 boyutlu üzerinden ilerleyeceğiz. Bu yüzden 3 boyutlu bölümünü sadece nasıl gözüktüğüne bakmak için kullanacağız. Daha sonrasında sağ tarafta bulunan bölümdeki menüden buradan Doors Windows'u seçip kapı ve pencereleri ekleyeceğim. Giriş kapısını daha büyük tuttum 1 metre olarak 100 santim. Burası garaj bölümü demiştik. Ben buraya direkt garaj kapısı ekliyorum. Bu garaj kapısının nasıl göründüğüne bakabiliriz. Şu şekilde bir garaj kapısı olacak. Ve odaların kapılarını ekliyorum. Burada bulunan bölümden tutup kapının açılma yönünü belirleyebilirsiniz. Bu kapı böyle açılıyor örneğin. Burada sürüklerken gördüğünüz gibi yeşil bir çizgi çıkıyor. Bu diğer kapıyla eşitlemenizi sağlar. Ve pencereleri ekliyorum. Evet, kapı ve pencereleri bitirdikten sonra İç tasarım kısmını yapabilirsiniz. İsterseniz direkt böyle de bırakabilirsiniz. Şu metrekareleri silelim. Daha güzel gözükecektir. İsterseniz buradan örneğin yatak odası, mutfak, banyo şeklinde
Örneğin şuradan bir küvet seçebilirsiniz. Bu duş sistemi seçebilirsiniz. Ya da buradan bir duşakabin seçebilirsiniz bunun gibi. Örneğin duşakabini seçip buradan içerisine duş sistemi ekleyebilirsiniz. Bunun nasıl gözüktüğüne bakalım. Bu şekilde bir duşakabin oluşturmuş olduk. Buraya bir tuvalet ekleyelim. Bir lavabo ekleyelim. Ve çamaşır makinesi ekleyelim. Bu tasarım geliştirmek tamamen sizin zevkinize kalmış. Örneğin mutfakta lower yazanlar alt dolaplar. Bunlar üst dolaplardır genelde. Bu köşe dolaptır. Bir tane ocak koyalım köşeye. Daha sonra buraya bir lavabo koyalım. Tam camın önüne. Buraya bir buzdolabı ekleyelim. Bakalım. Evet, bu şekilde mutfağımızı da oluşturduk. İsterseniz buraya bu dolabı ben şuraya düşünüyorum. Kombi de ekleyebilirim. Evet, mutfak tasarımından sonra yatak odasını yapalım. Burada çift kişilik, tek kişilik yataklar var. Buraya bir çift kişilik yatak yeterli. Şimdi salonu yapalım. Buradan genel bölümünden bir masa seçelim. Bunlara sandalye ekleyelim. Evet, salon kısmında ben bu şekilde yaptım. Bakalım nasıl gözüküyor. Bu şekilde klimamı koydum. Bir masa, kitaplık, televizyon. Bir de garajımıza bir araba koyalım. Evet, ben bu şekilde bir tasarım düşündüm. Çok fazla her şeyi buraya girmemize gerek yok. Ortada boş alanlar da olması gerekiyor ki biz daha sonra buraya butonlar ekleyeceğiz. Işık butonu, sıcaklık sensörünün göstergesi gibi. O yüzden bize bu kadarı yeterli. Şimdi bu kat planının bir çıktısını almamız gerekiyor. Ancak bu site ücretli olduğu için biz bunun ekran görüntüsünü alacağız. Bu yüzden şu kenardakilerden kurtulmamız gerekiyor. Bunun için bunlara tıkladıktan sonra burada gördüğünüz 13'ü 300 yapın. Gördüğünüz gibi bu yanlarda büyük olacak ve onlardan kurtulmuş olacağız. Daha sonra sağ üstte bulunan büyüt butonuna basıp bu şekilde büyütüp ortaladıktan sonra şurayı direkt kapatabilirim. Daha rahat çalışalım. Evet, bana bu büyüklük yeterli. Burada hiçbir alan seçili olmasın. Boş bir alana tıklayın ve ekran görüntüsünü alın. Ve Paint açıyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. Evet, ekranın genel bir görüntüsünü aldığımız için bunu kırpmamız gerekiyor. Ekranı biraz küçültüyorum. Ve seç tool'uyla üstten ve yanlardan biraz boşluk kalacak şekilde bunu seçiyorum. Ve üst tarafta bulunan kırp tool'una basıyorum ve kat planımız hazır. Ve bunu JPEG ya da PNG olarak kaydediyoruz. Evet, kat planımız hazır. Artık bu siteyle bir işimiz kalmadı. O yüzden kapatıyoruz. Daha sonrasında file editör kullanabilirsiniz. Samba Share kullanabilirsiniz. Yani Home Assistant'ın dosyalarına erişiyor olmanız lazım. Burada file editör de bizim işimizi görür. File editöre giriyoruz. Üst bölümde bulunan klasör butonuna basıyoruz. Daha sonrasında www klasörüne giriyoruz. Ve buraya az önce kaydettiğimiz kat plan fotoğrafını seçiyoruz. Ve okey diyoruz. Şimdi bunu çağırmamız gerekiyor. Daha sonrasında dashboard'umuza geliyoruz ve burada düzenle diyerek bir kart ekliyoruz. Aşağıdan resim ögelerini seçip burada imaj kısmına slash local ve dosya ismini yazıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt çıktı ve kaydet diyoruz. Bu şekilde biz burada 20-25 varlığı biz tek bir kart içine ekleyerek daha düzenli bir çalışma sağlayacağız. İsterseniz bunu tabletiniz veya bilgisayarınızda bu ekranın tamamını kaplayacak şekilde yapmak içinse bir eklenti yüklememiz gerekiyor. Bunun için yine hex'e ihtiyacımız var. Bu hex'e giriyoruz. Buradan front kısmına giriyoruz ve Explorer'da olan kısmından buraya layout yazıyoruz. Buradan direkt çıkıyor layout kart. Bunu seçip download diyoruz. Buradan reload diyoruz. Daha sonrasında şu kodu seçip Home Assistant'ı yeniden başlatıyoruz. Home Assistant'ımız yeniden başladı. Daha sonrasında dashboard'umuza gelip yine düzenle dedikten sonra buraya yeni bir sekme açıyoruz. Ben buraya floor plan yazmak istiyorum. Simge olarak da buna uygun bir simge seçelim. Floor plan simgesi var zaten. Daha sonrasında buradan Mansory Layout kartı seçiyoruz ve alt kısma az önce kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz. Ancak bizim alttaki koda ihtiyacımız yok. Sadece bu yeterli. Ve kaydet diyoruz. Daha sonrasında Add Card diyerek
Resim ögeleri seçerek yine aynı işlemi yapıyoruz. Ve kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi burada da yine küçük çıktı. Ancak tekrar burayı düzenle deyip biz buraya örneğin 1000 yazalım. 1000 yazarak bunu büyütebiliriz. Ama gördüğünüz gibi ben bunu mouse'la aşağı yukarı hareket ettirmem gerekiyor. Bunu daha da küçültmem gerekiyor o yüzden. Ben buraya 800 yazıyorum. Ve bitti diyorum. Gördüğünüz gibi yine aşağıda bir boşluk kaldı. 850 benim ekran çözünürlüğüm için gayet yeterli. Siz de ekranınız veya tabletinize göre uygun bir değer bulabilirsiniz. Bu şekilde burada genel görünüm olup burada da tek bir görünüm altında toplayabilirsiniz. Şimdi buna sıcaklık sensörlerimizi, hareket sensörlerimizi, butonlarımızı, ışıklarımızı ekleyelim. Ancak büyük kart için ayrı, küçük kart için ayrı kodlar yazmamız gerekiyor. Aslında aynı kodu yazacağız. Ancak bazı ufak değişiklikleri olacak. Bunlar da butonların büyüklükleri, küçüklükleri ve konumları farklı olacağı için küçük ve büyük arasında farklılıklar oluşacaktır. Onun için bunları büyük ve küçük kart olarak farklı yazmanız gerekiyor. Biz direkt büyük kartta başlayalım. Bunun için burayı tekrar düzenle diyoruz. Ve bu kartı düzenle diyoruz. Burada öncelikle sıcaklık sensörlerimizi odalara ekleyelim. Buraya state label yazmamız gerekiyor. Buraya sıcaklık sensörümün varlık adını giriyorum. Bunun için yine ayarlar, cihazlar ve varlıklar bölümünden bu isme bakabilirsiniz. Evet, bunu ekledikten sonra gördüğünüz gibi beyaz oldu. Ben bunun siyah olmasını istiyorum. Ben buraya onun için color yazdıktan sonra black yazıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet, bu şekilde küçük gözüküyor. Bunu bir büyütmemiz lazım. Bunun için star bölümünü bir enter yapıp bir tab yapıp buraya transform yazıyorum. 2 nokta üst üste scale parantez 2,2 yazıyorum. Bu şekilde parantezi kapattıktan sonra gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Yalnız buradaki büyüklüğüne bakmayın. Burada kaydet dedikten sonraki buradaki büyüklüğüne bakın. Buradaki büyüklük size yeterli değilse tekrar düzenle yapıp burada 1,1 yazarsanız yine aynı boyuta gelecektir. O yüzden 1,5 yapalım. Bunu da 1,5 yapıyoruz. Tekrar kaydet diyoruz. Evet, bu şekilde biraz daha küçültebildik. Şimdi ben buna bir de kırmızı bir border eklemek istiyorum. Bunun için yine alt satıra geliyorum. Border 2 nokta üst üste 2 piksel yeterlidir bizim için. Solid yazıyoruz. Buna da renk belirleyebilirsiniz. Örneğin kırmızı yapabilirsiniz. Bu şekilde bir bakalım. Evet, bunun yerini belirlemek içinse biraz sola alalım. 35 bize yeterli olacaktır. Yeterli olmadığı bir 37 yapalım. Evet, bu şekilde. İsterseniz bunun köşelerini biraz yuvarlaklaştırabiliriz. Bunun için ise yine alt kısma geliyorum. Border-radius 2 nokta üst üste verdikten sonra buraya 10 yüzde yazıyoruz. Bu şekilde isterseniz 50 yüzde yapıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir de bu yazının kalın olmasını istiyorsanız yine burada alt satıra geçip font tire buraya bold yazıyoruz. Bu şekilde bu yazının daha kalın olmasını sağlayabildik. Bu şekilde hoş gözüküyor. Bunu diğer odalar için de yapmak istiyorum. Burayı kopyalıyorum. Alt satıra geçip en başa geçtikten sonra yapıştırıyorum. Ve burada örneğin mutfağı ekleyelim. Mutfağı da ekledik. Bunu koordinatlarını belirlememiz gerekiyor. Biraz daha sağa almamız gerekiyor. Evet, bu şekilde mutfağı da ekledik. Şimdi hızlıca diğer odaları da ekleyeyim. Evet, sıcaklık sensörlerimi ekledim. Bunlar anlık olarak zaten değişecek sıcaklık değiştikçe. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi değişti. Şimdi hareket sensörlerimizi ekleyelim. Bunun için yine en alt satıra gelip en başa geldikten sonra buraya state ikon yazıyoruz. Alt satıra geçip bir tab yazdıktan sonra varlık ismini yazıyoruz. Salonla başlayalım. Evet, salonumuz için hareket sensörünü ekledim. Şimdi diğer odalara da hızlıca ekleyeyim. Burada dikkat etmeniz gereken yine aynı kodu kopyalıyoruz. Yalnız aynı kodu kopyalarken yine burada büyüklüğünü belirleyebilirsiniz ve yukarı aşağı koordinat belirleyebilirsiniz. Şimdi hızlıca diğerlerini de ekleyeyim. Evet, bu şekilde hareket sensörlerimi de ekledim. Hareket sensörleri hareket olmadığında bu şekilde gözükecek. Hareket olduğunda bu şekilde gözükecek. Ayrıca ben cam ve kapı sensörlerini de ekledim. Cam sensörleri de yine aynı şekilde kapalı olduğu zaman bu şekilde
şekilde. Açık olduğu zaman sarı olacak. Kapı sensörü de aynı şekilde. Ben odaların kapı ve pencere sensörlerini de ekledim. Şimdi gelelim ışıklara. Işıklardan önce ben buraya bir kombi termostatının da bir simgesini eklemek istiyorum. Daha sonrasında ışıkları da ekleyeceğim. Evet, bu şekilde kombimi de ekledim. Buraya bastıktan sonra açıp kapatabiliyoruz yine termostata bağlı değilse. Kapalı konumdaysa bu şekilde gözükecek. Ben direkt buradan bastığım zaman açıp kapatmak istiyorum. Yine ışıkları da aynı şekilde yapmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Yine düzenle diyerek kombi bölümünde hemen gelip bir tap yapıyoruz. Buraya tap action yazıyoruz. İki nokta üstte bir alt satıra geçip bir tap yapıyoruz. Action yazdıktan sonra iki nokta üst üste buraya da toggle yazıyoruz. Bu şekilde bakalım. Evet, direkt buradan açıp kapatabiliyoruz artık. Şimdi ışıklarımızı ekleyelim. Yine kombi termostatımızı nasıl eklediysek o şekilde yapacağız. Ben tekrar kopyala yapıştır yapıp ışıkları ekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ışık da buraya geldi. Yine direkt buradan ışığı açıp kapatabilirim artık. Yalnız ben ışıkların biraz daha büyük olmasını istiyorum. Bunun için scale'i büyütebiliriz. Evet, bu şekilde daha güzel. Bu salonun ışığını açıp kapatıyorum. Diğer ışıkları da hızlıca ekleyeyim. Evet, bu şekilde ışıklarımı da ekledim. Direkt ışıklarımı buradan açıp kapatabiliyorum. Bir de garaj kapım ve ev kapısı var. Onları ekleyeyim hızlıca. Evet, bu şekilde kat planımızı da bitirmiş olduk. Direkt ışıklarımızı açıp kapatabiliyoruz. Ben buraya lambader ekledim. Lambaderimizi açıp kapatabiliyorum. Direkt sensörlerimi buradan aktif bir şekilde görebiliyorum. Bu şekilde 22 tane varlığı tek pencerede hem görebiliyorum hem kontrol edebiliyorum. Siz de bu şekilde elinizdeki varlıklarla burayı donatabilirsiniz. Ayrıca bunun küçük versiyonu için direkt buradan kodu kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada daha büyük oldu. Burada transformların hepsini silmemiz gerekiyor. Ayrıca top left daha düzenlememiz gerekiyor. Bunları da ben hızlıca bir düzenleyip tekrar göstereceğim. Evet, bu şekilde bunları da düzenlemiş oldum. Buradan yine açıp kapatabilme işlemlerini yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki tüm varlıkları tek bir kart içinde topladık. Hem de güzel bir görünüm oldu. Daha sonrasında bunun 3 boyutlusunu da yapacağız. Eğer videoların devamına gelmesini istiyorsanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.